Merhaba arkadaşlar, ben Hasan. Geçen hafta size animasyonlar ile karakteri hareket ettirmeyi göstermiştim. Bu hafta ise yazacağımız script ile animasyonu tetikleyip karakteri hareket ettirmeyi göstereceğim. Şimdi ilk olarak buna bir hız değişkeni vermemiz gerek. Float speed eşittir 0.25 olarak başlayalım. Daha önce denedim, gayet yeterli. Olmazsa düzeltip artırabiliriz. Ve bir dönme hızı ekleyelim buna. Yani A'ya D'ye bastığında dönsün. 80. Yer çekimi ekleyelim. Çünkü mesela arkadaşlar şu an düşmüyor bu karakter. Mesela bakalım. Yer çekimi eklememiz gerek. Yürüsün. Gördüğünüz gibi sonsuza kadar yürür böyle. O yüzden bunu da kodlarla halletmemiz gerek. Float gravity eşittir 8 yazalım. Dediğim gibi bu değerler tamamen denenmiş. Siz de kullanabilirsiniz veya kendi kafanıza göre de yazabilirsiniz. Denedikten sonra mesela speed fazla gelebilir. Hani bulunduğunuz, yarattığınız plane'e göre onu azaltabilirsiniz. Tamam. Bu da rotation. Ya dönecek ya dönmeyecek hesabı. Şimdi vektör 3. Move dir diyelim. Move directly, hareket yönü gibi. Vektör 3.0. Bu değişkenleri sonradan, hani şimdi sıfırla başlarsın. Sonradan değiştireceğiz demek. Gelelim start'a. Pardon, öncelikle diğer değişkenleri de atayalım. Karakter controller. Bunu karakterimiz eklemiştik. O hani alanı yükseltip alçaltmıştık ki o bu bölüm. Yani onu eklemesek şu an burada görünmezdi. Control diyelim. O eklediğimiz animator'a da anim diyelim direkt. Bu animator da o eklediğimiz hani birbirine bağlantı oluşturduğumuz yer. Şimdi geldi bunlara değer atamaya. Control eşittir get component karakter control. Bu arkadaşlar startta hani bu kontrolün değişkeni ne olsun diyor. Çünkü şu an biz burada boş bıraktık. Diyoruz ki başlangıçta bu değeri alsın diyoruz. Geçelim. Yine anime de aynısını yapacağız. Get component animator. Evet. Gördüğünüz gibi tamam. Başlangıç değerimiz hazır. Şimdi kod kısmına geçelim. İlk olarak if ile başlayalım. Control nokta is grounded. Bu ne demek? Bizim karakterimiz havada olduğu zaman yürüme, yani nasıl desem, hani karakter yerdeyse bu işlemleri yap diyor. Havadaysa yapma diyor. Havadaysa bir değişkenlik olmayacak. Nerede bıraktıysak orada. Karakterimiz yerdeyse. Şuradan bir süslü parantez açalım. Şurada, pardon, şu bu fonksiyon değil. Bunu düzeltelim. Tamamdır. Karakterimiz yerdeyse. Şimdi kullanıcıdan girdiğimiz değere göre halledeceğiz. If input nokta get key, yani hani girdiğiniz tuşu algıla gibi bir şey. Get, pardon, key code nokta w. Direkt yazarsak da çıkar, aynen çıktı. Şimdi burada hata var çünkü şu parantezi kapatmadık. Şimdi W'ye bastığında ne yapsın? Onu yazacağız. Move dir. Bu demiştim size. Karakterimizin hareket olayı. Yani ilerlemesini sağlıyor. New vector 0.1. Karakterimizin Z ekseninde bir adet ilerlettik. Bakalım.
Move diyor. Ama neye göre ilerlettik? Hani bu da hızını vereceğiz şimdi. Move'dir eşittir. Speed. Hıza göre ilerlettik. Yani hız değerimiz arttıkça gördüğünüz gibi move'dir de artacak. Şimdi geldi o animator'da ayarlamıştık 0-1 diye. Şimdi onu kod üstünde ayarlayacağız. Zaten burada daha önceden tanıtmıştık. Anim. Bizim değişkenimiz neydi? Integer'da. Şuradan eklemiştik hatırlarsanız. Anim.setInt. Integer. Karakter içinde. Peki neymiş? Hareket. Hareketmiş adı. Hemen girelim. Hareketi W'ye basınca ne yapsın? 1 yapsın. Tamam. Yine move'lerimiz ne olacak? Transform. Transform nokta transform direction move'dir. Tamam. Şimdi karakterimizin yürümesi oldu arkadaşlar. If dedik. Peki basıldığında bu olsun. Basılmazsa ne olsun? Bu sefer durdurmaya geçeceğiz. Bunu da else ile yapalım. Move diyor. Eşittir. New vector tree. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilerletmedik. Hani direkt dursun dedik yani. İlerletme vesaire yok. Ve anim nokta. Yine set integer. Neydi? Hareket. Hareket virgül sıfır. Bu da tamamdır arkadaşlar. Şimdi peki ilerlettik ve durdurduk. Bakalım bir çalıştıralım nasıl bir şey olacak. Gördüğünüz gibi gidiyor. W'ye basıyorum şu an. Peki bu bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar istediği gibi gidip geliyor. Basılı tuttukça gidip geliyor. Şimdi gelelim döndürmeye. Çünkü mesela şu an döndürme olmuyor. Yani şu an klavyeden basıyorum fakat dümdüz gidiyor. Başka bir şey yapmıyor. Şimdi döndürmeyi ekleyelim. Bu da rotation'lar kullanacağız. Rot artı eşittir. Rotumuz neydi bizim? Gördüğünüz gibi bir float, bir değişkenimizdir. Input nokta get axis horizontal. Horizontal yatay demek arkadaşlar. Çarpı rot speed çarpı time nokta delta time. Transform nokta Euler Angels new vector tree 0 virgül rot virgül 0. Bu sefer Y tarafını değiştiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Geçelim. Move'dir. Nokta Y. Eksi eşittir. İşte burada hani demiştim. O yer çekiminden etkilenmiyordu. Şimdi yer çekiminden etkilenmesini sağlayacağız. Delta en son da kontrol nokta karakterimizin hareketi için move'dir time nokta delta time belli bir sürede hareketini sağlayacağız. Kaydedelim arkadaşlar. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi yürümesi de mevcut. Döndürebiliyoruz.
Hani buna kendine zıplama tuşu da ekleyebilirsiniz. Eğer space'e basarsanız zıpla tarzı. Şu an bunu gösterdim. Gördüğünüz gibi elimi çektiğim anda durdu. Bakın şuradaki değişkenlere bakın. Çektiğim anda durdu. Bastığım anda ve gördüğünüz gibi de aşağı uçtu. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Hani karakteri başarıyla hareket ettirdik. Bu animasyon kontrollerini öğrendik. Daha sonra script'ini öğrendik. Aslında bunlar için hazır script'ler de var. Fakat ben onları ekleyince Asset Store'dan diyordum, bu standart assetleri belki bilirsiniz. Ekleyince belli bir güncellemede vesaire direkt gidiyordu. Dedim kendim yapmalıyım dedim. İnternetten araştırıp öğrendim. Türkçe kaynak çok az bu konuda. İnşallah yardımcı olmuştur. Kendinize iyi bakın.